DHL Helix haftanın performansından merhaba sevgili seyirciler. Raşit Altun'la birlikte haftanın öne çıkan performanslarını yorumlayacağız. Raşit selamlar. Merhaba. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray'la Demirgrup Sivasspor karşı karşıya geldi. Açıkçası Falcao'nun olmadığı bir karşılaşmada Galatasaray neler yapacak diye merakla beklerken sahneye Andone çıktı ve biri penaltıdan olmak üzere ama kendi yaptırdığı penaltıyla iki golle maça damgasını vurdu. Özellikle tabii penaltıdan attığı gol değil, diğer golü gerçekten çok çok şıktı. Yani Falcao'nun boşluğunu doldurur mu doldurmaz mı, aslında fazlasıyla doldurdu. Yani Sivasspor'un da burada performansını öne çıkarmak lazım. 45 dakika 10 kişi oynadılar ve Galatasaray'a başa baş dişe diş oynadılar. Aslında tabii, belki biraz daha iyi bile oynadılar yani, değil mi 10 kişi kaldıktan sonra? 10 kişi kaldıktan sonra hiç 10 kişiymiş gibi değildi maç. Tabii Andone Roman oyuncu ama 12 yaşında İspanya'ya gitmiş. Aslında İspanya'da altyapısını almış. Özel bir oyuncu. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Hani Galatasaray'da zaten ilk 8 haftada performansı öne çıkan, belki yaptığı 13 transferden Enzonzi ile birlikte en etkili olan isimdi. Attığı gol de gerçekten sağ ayağının içiyle çok çok şıktı. Haftanın göze batan performanslarından biriydi. Öne çıkan bir isimdi. Bir diğer parlayan oyuncuya geçelim. Artemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor karşılaşmasında tam 7 gol atıldı. Artemiz Alanyaspor takım anlamında zaten performansıyla göz dolduran bir takım ama bununla birlikte Papi Sisse'nin attığı 2 gol, hele ki 1 gol var ki. Yani evet, inanılmaz çekip vurduğu. Yani gerçekten 8 maçta 8 gol. Geldiği günden beri inanılmaz üstün bir performans gösteriyor. Hani genel olarak bu tip oyuncular Türkiye'ye emeklilik yaşamaya geliyorlar ama Papi Sisse zaten yani Premier Lig seviyesinde bir oyuncu. Gelirken de bir soru işareti herhalde hepimizin işte hep kafasında böyle, vardı. Herkesin soru işareti var kafasında ama bu soru işaretleri net olarak giderdi. Her hafta üstün performans, her hafta iyi performans. Zaten Alanya'nın geçen senede bu senede ligin üst sıralarında olmasının en önemli faktörü atanı iyi. Gerçekten çok üst düzey bir santrafor. Yani attığı bir gol hani ligimizde haftanın golleri adaylarından biri olacak herhalde. Performansıyla gerçekten göz kamaştırıyor. 8 maçta 8 gol çok yüksek bir rakam bizim ligimiz için. Ki böyle oyuncuların, yine az önce bahsettiğimiz endişelerden yola çıkarak, böyle oyuncuların hep birkaç maç takımını belki rahatlatıp daha sonra uzun bir süre ortadan kaybolduğunu da görürdük. Papi Sisse bunun çok dışında her maç çok ayrı bir performans sergiliyor. Yani Alanya'da mutlu bence. Sayın Başkan da Çavuşoğlu hani takımdaki yabancı oyuncuların şehirde çok mutlu olduklarından bahsediyor. Bence %100 direkt performansını bütün spor, yabancı oyunculardan bahsediyorum, etkiliyor. Papi Sisse de 1985 doğumlu olmasına rağmen çok örnek bir profesyonel ve hani gerçekten aldığı paranın hakkını sonuna kadar veren bir oyuncu. Bir diğer karşılaşma Antalya Spor'la Gençler Birliği arasında oynandı. Antalya Spor şok bir mağlubiyet aldı. 6-0'lık net bir mağlubiyet aldı. Daniel Candeias da bu karşılaşmada 3 gol 2 asistiyle yıldızlaşan isim oldu. Herhalde Candeias'ın kariyer maçlarından biri. Kariyerinde 14-15 ayrı takımda oynamış. Almanya'da oynamış, Fransa'da, işte Glasgow Rangers'a gitmiş, Benfica, Porto. Bizde Alanya'da oynamıştı biliyorsun. Ama yani böyle performansı neredeyse mutlaka vardır ama bu çok özel bir performans. Alanya'da aslında iyi bir performans göstermişti. Tabii ki kariyer maçı oldu. 3 gol 2 asist. Dünyanın neresinde, hangi ligde olursa olsun önemli bir performans. O da 30 yaşında bir oyuncu. Yani özel bir performans sergiledi. Tek başına Antalyaspor'u gerçekten dağıttı dersek abartmış olmayız. Yani Gençler Birliği'nde nefes aldırdı. O da haftanın tabii performansı olmaya aday isimlerden biri. Hatta birincisi diyebiliriz. Raşit, teşekkürler değerlendirmelerin için. Shell Helix haftanın performansını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.